Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, size birkaç kelam etmek istiyorum. Pandemi döneminde önemi artan üç hayati konuyu, yani aile, çalışma ve sosyal hizmetleri görev ve yetki alanını barındıran bir bakanlığın başındasınız. Sorum şu, pandemiyle mücadele kapsamında kapatılan iş yerlerinden çıkartılan işçilerimiz 1177 lira işsizlik ödeneği ile ailesini nasıl geçindirir? Kirasını, elektrik, su, doğalgaz faturalarını, mutfak harcamalarını nasıl karşılar? Biz düşündük, kafa yorduk, bu işin içinden çıkamadık Sayın Bakan. Sonunda dedik ki, hükümetin vardır herhalde bir bildiği bir çözüm formülü. Yoksa iş yerlerini kapatın diyerek esnafı ve çalışanlara sırtlarını dönecek kadar kafalarını kuma gömmemişlerdir dedik. Sayın Cumhurbaşkanı, salgın nedeniyle bazı ülkelere bütçe desteği veriyoruz dediğine göre para da yok değil anlaşılan. Şimdi size sormak istiyorum. Nedir bu insanların geçinebilmesi için sizin bilip de bizim bilmediğimiz formül Sayın Bakan? Ya da diğer ülkelere bütçe desteği verecek kadar zenginsek neden bu destek esnafımızdan, işçimizden esirgeniyor? Gerçi şunu da çok iyi biliyoruz Sayın Bakan, bu sorunun sizde de bir cevabı yok. Sizin de bu soruyu zaman zaman kendinize sorduğunuzu tahmin edebiliyoruz. Göreve geleli 2 sene oldu. Ben göreve geldiğimde zaten kamu kaynakları hazine garantili projelerle birilerinin cebine bağlanmıştı. Ben göreve geldiğimde varlık fonu kurulalı 2 yıl olmuştu. Ben göreve geldiğimde devletin kasası zaten boşalmıştı diye düşündüğünüzü de biliyoruz. Ekonomi uçuyor masallarının yalan olduğunu, TÜİK enflasyon verilerinin kandırmacadan ibaret olduğunu düşündüğünüzü de biliyoruz. Sayın Bakan, sizin de Beştepe'deki saltanat kayağının artık su almaya başladığını gördüğünüzü de biliyoruz. Sizin de Türkiye'deki her kurum gibi tek adamdan direktif beklediğinizi de biliyoruz. Değerli arkadaşlar, 18 yılda çok bakan geldi geçti ama bir kişi hiç değişmedi. 18 yıldır ekonomiyi yöneten o kişi şimdi çıkıp diyor ki ekonomide diriliş başladı. Değerli arkadaşlar, Allah kimseyi 18 yıldır yönettiği ekonomiyi 18 yıl sonra ekonomide diriliş başladı diye müjdelemek zorunda bırakmasın. Yine bu lafı ettikten sonra da acı reçeteyi gündeme getirmek zorunda da bırakmasın. Ekonominin bugün içine düştüğü durumdan birinci sorumlu partili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan sorumludur. Vatandaşlarımız her pazara çıktığında, her evine fatura geldiğinde, her akaryakıt almaya gittiğinde ekonominin haliyle yüzleşiyorsa, buraya gelip bütçesini savunamayan Sayın Erdoğan da bu gerçekle yüzleşmek zorundadır. Şu anda sorumsuz bir ana babanın erken olgunlaşmak zorunda kalmış çocuğu gibi vatandaş, tüm yük omzunda, iktidardan ise hayır yok. Düze çıkmamız yine halkın feraseti sayesinde olacaktır. Değerli milletvekilleri, önümüzdeki yıl işçinin hangi parayla geçinemeyeceğinin pazarlığına başlandı. 2324 liradan bahsediyoruz. Peki ülkedeki açlık sınırı ne? Türk İş Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2517 lira, yoksulluk sınırını da 8198 lira olarak açıkladı. Yani şu anda askeri ücretli zaten açlık sınırının altında yaşıyor. Pandemi günlerinde askeri ücreti bile lükse çevirdiniz. 39 TL ile geçinin dediğiniz insanlara. Üstelik utanmadan IBAN numarası verdiniz bu millete. Ne yapılmalı? Askeri ücret insan onuruna yakışır bir yaşam sürecek seviyeye çıkartılmalı. Vergi kapsamı dışında bırakılmalı. Ve askeri ücret komisyonu bütün sendikaların katılımına açık olmalı. Sayın Bakan, askeri ücrete
ne kadar zam yapmalı diye düşünüyorsanız sorun yanınızdaki Sayın Enerji Bakanı'na, son bir yılda elektriğe ve doğalgaza ne kadar zam yapmış öğrenin, o kadar da siz asgari ücrete zam yapın. Ben söyleyeyim, son bir yılda elektriğe %32,5, doğalgazın fiyatına %35 zam geldi arkadaşlar. Demek ki asgari ücret, altını çiziyorum, en az %35 zamlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, günlerdir konuşuyoruz. Yollar, köprüler, havalimanları, hastanelerdeki kamu özel işbirliği vurgunlarını. Enerjide yok mu sayıyorsunuz? Enerjideki vurgunun yanında hepsi devede kulak kalır, kulak. Bu vurgundan halkın payına ise giderek yükselen faturalar, kuruyan dereler, çöle dönen tarım arazileri düşüyor. İktidar diyor ki, döviz artınca ithal kömür ve doğalgazın maliyeti de arttığı için elektrik fiyatları artıyor. Kısmen doğru ama gerçek hikaye bu değil. Bilindiği üzere ülkenin elektrik dağıtımını özel şirketler üstleniyor. Bu şirketler dağıttıkları elektriğin yaklaşık 1/3'ünü kamuya ait olan elektrik üretim AŞ'den temin ediyor. Bu nedenle EYOŞ'un dağıtım şirketlerine sattığı elektrik zamlanınca dağıtım şirketlerinde halka sattığı elektrik zamlanıyor. Ancak dikkatinizi çekmek istiyorum. Ancak 2020'de EYOŞ şirketlere sattığı elektriğe indirim yapıyor. Peki şirketler faturalarda indirim yapıyor mu? Mümkün mü? Zam yapıyor, zam arkadaşlar. Bakın şu tablo, enerji vurgunu. Bu tabloya göre, Ekim 2019'da EYOŞ özel şirketlere 34 kuruştan sattığı elektriği bir yıl sonra 15 kuruşa indiriyor. Yarıdan da fazla. Bu şirketler ne yapıyor peki? 2019'da 34 kuruşa aldığı elektriği 71 kuruşa halka satarken bir yıl sonra, yani 15 kuruşa aldığı elektriği şu anda 75 kuruşa satıyor. Böylece kamu şirketlerinin üzerinden birkaç özel şirketin cebine milyarlar sokulmuş oluyor arkadaşlar. Burada en az 9 milyar liralık vurgun var. Sorum şu Sayın Enerji Bakanımız. Esnaf iş yerlerini kapatmak zorunda bırakılıp devletten hiçbir destek göremiyor iken, çiftçinin tarım kredi kooperatifine borcu nedeniyle traktörüne, büyükbaş hayvanına haciz konuluyor iken, tüy bitmemiş yetimin hakkını nasıl peşkeş çekersiniz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Başınızı yastığa koyup nasıl uyuyorsunuz? Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Daha yektem vurgunu var, yektem. Nasıl mı anlatayım? Yektem aracılığıyla yenilenebilir enerji kaynağı kullanan santrallara 10 yıl boyunca dolar bazında özel fiyat tarifesi üzerinden elektrik alım garantisi sağlanıyor. Ancak aradan geçen zaman içinde hem teşviklerin miktarı dudak uçukladan boyuta ulaştı, hem de teşvik verilen şirketler yapılan düzenlemeler nedeniyle büyük ölçekli şirketler olmaya başladı arkadaşlar. Artık üretim için teşviğe ihtiyaç duymayan, dahası iktidar ile olağan dışı ilişkili olan şirketler yektem pastasından da aslan payını almaya başladı. Durum böyle olunca memleketin tarım arazilerine Muğla'da olduğu gibi JES'ler, derelerine HES'ler kurmak için adı kamu özel işbirliği projelerinde sıkça duyulan bir grup şirket adeta birbirleriyle yarışmaya başladı bu yerleri almak için. Peki kamu kaynakları bir grup şirketin kasasına giriyor. Burada da görmeye alışkın kasasına giriyor. Burada da görmeye alışkın olduğumuz vurgun yöntemi hazineden dövizle alım garantisi arkadaşlar. Şimdi vurgunun rakamlarına bakalım. Şu da yekten vurgun arkadaşlar. 1 Ocak 2018'den
30 Eylül 2020'ye dek, altını çiziyorum, piyasa fiyatının üzerinde yapılan ödeme, yani teşvik, tam 49 milyar lira arkadaşlar. Tamamlayınız. Tamamlıyorum başkanım. Peki bu pastayı götürenler kim? EYVAŞ vurgununda, elektrik dağıtım ağında. Kamu kaynaklarını peşkeş çekmesinin hesabını er geç bu halk size soracaktır. Sayın Selçuk, Sayın Dönmez. Pandemi döneminde sosyal koruma kalkanıyla halkı koruyoruz dediniz. Bu programla 41 milyar lira dağıttınız. Onun da çoğu işçinin cebinden, yani işsizlik fonundan. Şimdi EYVAŞ'ta 9 milyar, YEKDEM'de 49 milyar, toplam 58 milyar TL'yi bir avuç şirkete teşvik diye verdiniz. Bir yanda halkımıza 41 milyar, diğer yanda bir avuç şirkete 58 milyar. Bu soygun değil de nedir? Bu vicdansızlık değil de nedir? Demek ki sizin gözünüzde 83 milyonun bir avuç şirket. Selamlayınız efendim. Selamlıyorum. İster istemez Neyzen Tevfik'in sözleri geliyor akla. Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami. Önce haramilerin iktidarına son vereceğiz, sonra da halkın bütçesini yapacağız. Az kaldı.